Mısır'la menfaatlerimiz temelde birleşiyor. Mısır'la niye ben diğer yatırım, üretim, bir yığın iş var, onlar niye dursun? İlişkilerin bozuk olduğu Ankara-Kahire hattında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Şu anda Türkiye Mısır'la daha öncekinden farklı olarak bir politika değişikliğine gitmeye çalışıyor. Bir dizi görüşmeler yapılıyor, yani resmi, gayri resmi. Türkiye, Doğu Akdeniz'deki tehditleri göğüslemek için bir yandan askeri adımlar atarken diğer yandan diplomatik hamleler yapıyor. 2014'te Mısır'da iktidar değişince Ankara-Kahire hattında ilişkiler bozulmuştu. Bu dönemde Vatan Partisi daha önce Suriye'de olduğu gibi Mısır'la ilişkilerin düzeltilmesi için kritik hamleler yaptı. Vatan Partisi'nin Suriye ve Mısır konusunda bozulan ilişkiler düzeltme konusunda Sayın Doğu Perinçek'in ve muhtemelen arkadaşlarıyla istişare ederek hazırlamış olduğu ya da strateji oluşturarak hazırlamış olduğu mektuplarına şahidim. İlişkilerin bozuk olmasının da etkisiyle Mısır son dönemde Türkiye'nin karşısında Yunanistan'ın yanında yer almaya başladı. Ancak iddialara göre Türkiye, Mısır'la ilişkileri düzeltmek için bir takım girişimlerde bulunuyor. MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat, iki ülke arasındaki temasa ilişkin ayrıntıları ulusal kanalda yayınlanan Başkent Kulisi programında açıkladı. Türkiye'nin Mısır'daki büyükelçilik yetkilileriyle işte müsteşarla vesaire bir arada olduk. Bir üniversitede. Orada bana aktarılan bilgi, Türkiye şu anda Mısır'la ilişkilerini geçmişteki iyi ilişkilere benzeyen şekilde pozitif ilişkiler kurma konusunda bir irade ortaya koymuş. Bazı görüşmeler yapılıyormuş. Belli ki devletin bazı kurumları bu yönde çalışıyorlar. Çok çok sevindirici. İnşallah arkası gelir. Ticari ilişkiler, tarihsel ilişkiler, ekonomik ilişkiler vesaire vesaire hepsi birlikte kol kola olmamızı gerektiren bir durum.